Sen. Sen nereden buldun bunları? Açıkçası hiç kolay olmadı. Yani Ümit, o mu hazırlamış? Evet. Ümit'in evinde buldum. Hesap dökümlerini Melek Hanım'a daha önceden göstermiştim zaten. Bankanızdaki hesapları sıfırladığını ve daha sonra foyasının ortaya çıkmasından korkup sizi yanıltmaya çalıştığını söylemiştim. Ama bana inanmadı. Ya da inanmak istemedi, bilemiyorum. Büyük ihtimalle size de göstermemiş. Yani bana bazı şüpheleri olduğundan bahsetmişti. Evet. Ama bankaya gittiğimizde sistem arızası olduğunu söylediler. Ben ilk defa görüyorum bu kayıtları. Açıkçası ben de pasaportları ilk kez görüyorum. Büyük ihtimalle gözaltına alınmadan önce kaçmayı planlıyorlardı. Ya da belki hala böyle bir planları olabilir. Bilemiyorum. Peki Arzu'yla olan fotoğraflarım. Onu nasıl açıklayacaksın? Anlayamadınız mı Selim Bey? Arzu'nun hazırladığı bir kumpastan ibaret. Hepsi bu. Lütfen bir daha bir bakın. Hiç hatıra fotoğraflarına benzer bir hali var mı? Arzu mesaj attı bana. Çağırdı. Sonra da gizlice birisine fotoğraflarımızı çektirmiş. Yani anlayacağınız tuzak kurdu. Amacı beni sizin önünüze yem olarak atmak. İşte neden böyle bir şey yapsın? Ya Arzu'nun seninle alıp veremediği ne var? Hala anlayamadınız mı Selim Bey? Hedef şaşırtmaya çalışıyorlar. Yani benimle bir dertleri olduğundan değil. Ama sizin benden şüphelendiğinizi biliyorlar. Ve bu yüzden de yaptıkları suçları benim üzerime yıkmaya çalışıyorlar. Yani anlayacağınız hedef tahtasının üzerine beni oturtmaya çalışıyorlar. Ama daha da önemlisi ikisinin birlik olup sizin kuyunuzu nasıl kazdıklarını size ispatlamaya çalıştığım için korktular. O yüzden de sinsice oyunlar yapıp kendilerini aklamaya çalışıyorlar. Yani Ümit'in Arzu için çalıştığından eminsin. Hem de adım gibi. Her şey Arzu planlı. Arzu'nun hedeflerine ulaşması için Ümit bir numaralı yardımcısı. Yani maşası. İnanamıyorum. Bunu yaptığına inanamıyorum. Sağ kolun dedim. Güvendiğim. Hep yanımda olan insan. Nasıl yaparsın bana bunu? Nasıl? Ümit. Alo Selim Bey. Merhaba. Nasılsınız? İyiyim. Sen? Sağ olun. İdare eder. Ben de dün gece geldim de arayıp haber vereyim dedim. Neredesin Ümit? Dünden beri açmıyorsun telefonlarımı. Adamlar da gelecek birazdan. Nasıl olur ya? Şimdi dolaşılmıyor diyor. Yerli Cengiz oyunları dönüyor ama. Hadi bakalım. Abla sen neden böyle yapıyorsun? Ya biz kaç defa konuştuk? Selim konuştuk evet. Ama ben Ümit'e güvenmiyorum. Abla bak haksızlık ediyorsun. Ya Ümit ne kadar heyecanlıydı bu ihale konusunda görmedin mi?
Sorun da tam olarak bu ya. Ümitimizi katılmaya, ikna etmeye çalıştı o ihaleler. Neyi kastediyorsun? Selim, gel bak şuraya ne olur. Girdiğimiz bütün ihalelerde Doruk'ların adı geçiyor. Ne var bunda abla? En az bizim kadar büyük bir şirket. Ya Doruk'larda aynı ihale girmemiz kadar normal bir şey yok. Abla, biz büyük balık yakalama peşindeyiz, anladın mı? Selim, ya gözünü seveyim, Ümit'in laflarıyla onu bana savunma. Ya görüyorsun işte her şey ortada. Ya ortada olan ne? Ben niye hiçbir şey görmüyorum? Çünkü inanmıyorsun Selim. O yüzden hiçbir şey görmüyorsun. Ailemize oynanan büyük bir oyun var ortada. Neymiş o? Ümit, Doruklar şirketinin sahibi. Seni de bitirmeye çalışıyor. Ümit, bana şaka yapmıyorsun değil mi? Bunun hiç şakası olur mu Selim Bey? Yani ben siz hapisten çıkınca size anlatmışlardır diye düşündüm. İnanmıyorum. Siz kredi çekebilmek için evi ipoteklediniz yani, doğru mu? Böyle bir şey nasıl yaparsınız Ümit? Ya bir ton borcumuz var. Şirketin durumu ortada. Ya kredi ödeyemezsek? Ya bunun sonucunu düşünmediniz mi hiç? Selim Bey bunu... Ya nasıl böyle bir risk altına girersiniz? Ya bu bizim sonumuz olabilir. Selim Bey, takdir edersiniz ki bu kararı ben tek başıma vermedim. Anneniz Aliye Hanım istedi. Sonuçta o kağıtlarda da annenizin imzası var. Nasıl yaparsın bana bunu Ümit? Nasıl? Sizin için çok yakıcı bir durum olduğunu anlayabiliyorum. Ama en başından beri size bunu izah etmeye çalıştım. Keşke haklı çıkmasaydım da... siz de bunları hiç yaşamamış olsaydınız. Birlikte girdiğimiz onca toplantı. Masa başında geçirdiğimiz onca mesai saat. Onca laf. Onca söz. Hepsi. Hepsi korkunç bir yalandan ibaretmiş meğer. E tabi bunları yapabilmesi için şirketinizin sırlarını bilen ve aynı zamanda da en yakın olan kişi olmak zorundaydı. O yüzden de içinize en yakınıza kadar girdi. Bugün aradı beni. Bir de görüşelim isterseniz diyor. Ona hala güvendiğinizden o kadar emin ki. Son zamanlarda şüphelenmeme neden olan bazı olaylar oldu. Evet. Ama yok dedim. Ümit bana böyle bir şey yapmaz dedim. İnanmak istemedim. Ama bitti artık. Buraya kadarmış. Takke düştü. Kel göründü Ümit Koroğlu. Önünü göstereceğim sana. Selim Bey, lütfen sakin olmaya çalışın. Cadını okuyacağım senin. Yaptıkların hesabını soracağım. Fitil fitil getireceğim bunundan oğlum. Bakınız Selim Bey, öfkeyle kalkan zararla oturur diye bir söz vardır. Fevri davranmayalım. Rica ediyorum. Sakin olmaya çalışın. Ne yani? Bir şey yapmayayım, yaptıkları yanına mı kar kalsın? Öylece izleyeyim mi onu yani? Ya tabii ki öyle demek istemiyorum ama... sizin bildiğinizden onun haberi olmaması lazım. Yani... öyle bir zamanda yakalamalısınız ki onu... defansa çekilecek bir zamanı olmaması gerekir. Yani mesela... suçüstü yakalamak gibi. Bunun için de ona belli etmeden isim üzerinde olmamız gerekiyor. Eğer gerekiyorsa daha çok ipucu, daha çok delil toplamamız lazım. Yani... kaçacak hiçbir yeri kalmadığı anda... teslim bayrağını zaten kendisi çekecektir.